Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımızda siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Hocam iki gündemi dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bir açıklaması, bir panel vesilesiyle bir konuşmasında bağımsız yargı adına bir çıkış yaptı. Tarafsız yargı olmadan devlet olmaz dedi. Kuvvetler ayrılığı, yargının yasama yürütme müdahalesinden uzak olması gerekir dedi. Yargının diğer erklerin kontrolünde olması özgürlüklerin sonu olur dedi. Ve kimse mahkemelere emir ve talimat veremez dedi. Şimdi bir bunu konuşacağız. Bir de arkasında seçmece tutuklular ziyareti var. CHP'nin klasik şeyi bu. Onu da konuşacağız. Çünkü Özgür Özel Silivri'ye gitti. Orada seçmece tırnak içerisinde kimi tutukluları ziyaret etti. Şimdi Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı böyle her sene bu tarz şeyleri söyler. Biz de deriz ya bu hayırdır, niye böyle hukuku hatırladı falan. Siz bu açıklamaları nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tersten okuduğumuz zaman Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını söylüyor. Tabii. Güçler ayrılığının, yani erklerin birbirinden ayrılmamış olduğunu söylüyor. Yani anayasanın yerine getirilmediğini söylüyor yani. Yargının bağımsız olmadığını söylüyor. Yargıçların talimat aldığını söylüyor. Yani aslında tersten okumak lazım bunu söylediklerini. Şimdi böyle hani, olması lazım diyor işte. Yani tarafsız, evet. Demek ki taraflı. Talimat almaması lazım diyor. Demek ki talimat alıyor. Yani bunu, alıyor. Yani bunu söylüyor. Yani bunu Anayasa Mahkemesi, rejimin kukla Anayasa Mahkemesi, hiçbir fonksiyonu kalmamış, sadece şekil olarak, vitrin olarak mevcut olan Anayasa Mahkemesi'nin saray tarafından seçilmiş başkanı bunu hani bozuk saatin işte bozuk saat bile biliyorsunuz günde iki defa doğru saati gösteriyor yani. Hani onun gibi senede bir defa çıkmış böyle bir açıklama yapmış ama açıklamayı yaptığı zaman aslında biz bunu okuduğumuzda diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti denilen devlet aslında bir devlet değil. Kendi söylüyor bunu yani. Hani Zühtü samanlıktan kaldıramadım, ben sana yandım Zühtü var ya. Zühtü bunu söylemiş yani. Başka ötesi birisi yok. Devlet bile değiliz diyor yani Zühtü devlet aslında. O zaman yani bunu söylemesi rejimin genel yapısı içerisinde baktığımızda senaryoda nereye oturuyor? Bu adam bu lafı niye söylüyor? Samimi mi söylüyor? Düdüklü zencerin düdüğü mü? Ne yapmak istiyor? Yani vallahi her sene ben çözemedim. Söylüyor. Ben çözemedim. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Öyle bir noktaya getirdiler ki biz ne söylesek fark etmiyor noktasındalar artık. Anlatabiliyor muyum? Yani biz ne söylesek, ya adam çıksa dese ki mesela yargı bağımsız değil, biz kuklayız, burası bir vitrin, bana talimat geliyor, arkadaşlarım bana telefon ediyorlar, direkt söylese talimat bunu, yani direkt söylese bile çıkıp da ne halktan ne aydın, tırnak içindeki aydınlardan falan gelip ya bu nasıl şeydir kardeşim deyip bir hareketlilik başlamayacak Türkiye'de yani. Bundan eminler artık. Yani toplumun direncini, toplumun demokratik reflekslerini zaten hani çok böyle ahım şahım yoktu bunlar ama olanı da mahvettiler. Olanı da dümura uğrattılar. Uğratmayı başarmışlar. Bunun bilincinde hareket ediyorlar. Yani dolayısıyla çok trajik bir noktada. Fakat ben bu açıklamanın gene de önemli olduğunu düşünüyorum, biliyor musunuz? Şu anlamda önemli. Birincisi tarihe not düşmek açısından. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şeklen de olsa bir anayasa mahkemesi var. Ve şeklen de olsa bir anayasası var. Ve anayasa mahkemesinin saray güdümündeki başkanı da olsa Anayasa Mahkemesi'nin başkanı çıkıp böyle bir açıklama yapıyor ve 2023'ün işte Eylül ortasında böyle bir açıklama yapılmış olması hem Avrupa Birliği için hem dünyadaki diğer uluslararası kuruluşlar için, Türkiye'nin muhatabı olduğu müttefikler için, NATO için falan çok önemli bir kriter. Neden? Çünkü haber değeri olan bir şey bu. Yani Türkiye'deki sorunları anlatmış adam ve sorunlar öyle hani ufak tefek sorunlar değil. Yani yüzeysel tedavilerle, semptomatik tedavilerle tedavi edilebilecek bir sorun değil. Adam diyor ki bunlar olmazsa bırakın hukuk devletini, devlet bile olamazsınız diyor. Ama bunların olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü adam yoksa durup dururken bunları niye söylesin? Yani niye mesela
İsveç'in Adalet Bakanı veya işte Kanada'nın yüksek bir yargıcı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Supreme Court Başkanı, bunlar çıkıp niye böyle açıklamalar yapmıyorlar? Bu tür açıklamaların olması için bir sebep olması lazım. Sebep açık. Türkiye'de sebep var, biliyoruz hepimiz. Fakat rejim bunu reddediyor. Rejim, ha şunu diyeceğim. Şimdi Erdoğan'ın bir röportajı var. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç gün önce, bir iki gün önce oldu. Amerika'daki röportaj. Şimdi o röportajda haklı olarak karşısındaki muhatap gazeteci Türkiye'deki hukuk durumunu soruyor. Ve örnekler vererek işte Osman Kavala'nın adını zikrediyor, Selahattin Demirtaş'ın adını söylüyor falan. Ve Erdoğan'ın verdiği cevaba dikkat ettiniz mi? Erdoğan diyor ki bu sizi ne ilgilendiriyor ki diyor. Yani aslında Türkiye'nin bir diktatörlük olduğunu bu iki örnek olaydan anlıyorsunuz. Yani Anayasa Mahkemesi tırnak içindeki yani vitrin Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Zühtü ve işte New York'a gitmiş olan Tayyip yani. İkisi yan yana, ikisinin demeçlerini koyun. Hiç bu işin uzmanı olmaya gerek yok, hukukçu olmaya gerek yok, profesör olmaya veya kıdemli bir gazeteci olmaya gerek yok. Sadece vatandaşlarımız veya dünya kamuoyundaki diğer insanlar bunu gayet rahatlıkla okuyabilecek durumdalar. Fakat Türkiye kötü, hocam, kötü bir diktatörlük yani. Amerika'daki o röportaj dediniz ya, yani sizi neden ilgilendiriyor diyor, filanca kişi niye tutuklu diyor, Osman Kavala'yı soruyor falan gazeteci, niye tutuklu diyor, Selahattin Demirtaş, niye, bu sizi niye ilgilendiriyor? Şimdi bunu havuz medyası ve havuzun önde gidenleri ağzını payını verdi gazeteciye Erdoğan diye coştular, bir dalgalanma, bir sevinç halleri oldu. Yani bunu bile iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. Yani Erdoğan'ın bu ifadesinin nasıl bir utanç verici, yani dünyada bu mesele duyuluyor, haber oluyor ve gazeteci sizi niye ilgilendiriyor diyor. Bu bir oryantal refleks. Şimdi hünkârım çok yaşa, padişahım çok yaşa veya işte sadrazamın elini öpme yarışına girmek falan gibi, hani Osmanlı'dan tanıdık gelen sahneler bunlar. Aslında gerçekle hiç alakası yok. Tabii ki onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar. Yani çok Erdoğan'ın çok dümura uğramış bir kognitif durumu olduğunu, yani olayları algılama konusunda ve artık olaylara kamufle olup düzgün cevap verebilme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor Erdoğan. Yaşından dolayı ve hastalığından dolayı. Bu bir. İkincisi, şimdi normal şartlarda Kuzey Kore'nin diktatörü de öyle bir röportaj verse ya da Putin gibi diktatör olduğu çok tescilli olan, Erdoğan'a göre daha da tescilli olan bir lider böyle bir röportaj verse, onlar biraz daha kamufle etmeye çalışırlar. Yani işte buna bir takım daha böyle hukuki ve mantıklı gerekçeler üretmeye çalışırlar. Sizi bu ne ilgilendiriyor sorusunu sormak ne demek? Ben istediğimi yaparım. Lan sen Idi Amin misin? Yani sen Hitler misin? Sen ne bileyim işte Stalin misin? Yani onlar bile böyle cevap vermemiştir tarihte. Şimdi böyle bir cevap verebilmek için sadece kötü bir diktatör olmak yetmez. Sadece bir diktatöryel bir yönetime sahip olmak yetmez. Bunu böyle söylemek için aynı zamanda düşük IQ ve kognitif yeteneklerin, yani beyinsel yeteneklerin de dümura uğramış olması lazım. Bunu kimse, çünkü ben diktatörüm diye üzerine basa basa böyle yani şey yapmaz. Bir de ne diyor? Sen saygılı olacaksın falan diye çıkışıyor. Yani o Türkiye'deki gazetecilerle, gazeteci değil hiçbiri de yani, lafta çakma gazeteci, sözde gazetecilerle karşılaştırdı herhalde, onlarla karıştırdı. Saygılı olacaksın diyor. Öyle istediğin her şeyi soramazsın. Yaklaşım içerisinde. Yani. Şimdi lideri, iktidarı bu. Sana ne yaklaşımı içerisinde? Yargı, Anayasa Mahkemesi de bunları söyleyip duruyor. Bir taraftan da muhalefet var. Oraya da geçelim. Özgür Özel. Evet. CHP Genel Başkan, Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel. Silivri'ye gitti. Bir CHP şeydir o, standardıdır her zaman. Yine belli kişileri, yani seçmece dediğimiz, diyebileceğim tutukluları ziyaret etti. Kimdi onlar? Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Merdan Yanardağ. Barış Pehlivan'ı da ziyaret edecektim dedi ama bir kontak problemi olmuş, edememiş ama haftaya tekrar ziyaret edeceğim dedi. Şimdi bu seçmece tutuklu meselesi ve CHP geleneği, bunu biraz da konuşalım. Ne diyorsunuz? Şimdi her şeyden önce
hapishanedeki o ismini zikrettiğiniz kim olursa olsun, başta Osman Kavala olmak üzere yani o diğer insanlar da tabii ki onların da insan hakları savunusunu hepimiz yapıyoruz. Onurla yapıyoruz. Kim olursa olsun yani hani bazı böyle burnundan kıl aldırmayan Kemalist tarzda olup rejimin de retoriğini falan kullanan gazeteciler var. Onlar da hapse alındı. Onların da hakkını hukukunu savunuyoruz. Yani illa biz burada tabii. bizim seçmece yapmamamız lazım. Tabii yani ki. Bizim etik durmamız lazım. Etik olmamız lazım. Ve ben Özgür Özel'in bu hapishane ziyaretini bu çerçevede olumlu buldum. Ama tabii ki hapishaneler gazetecilerle dolup taşıyor. Aydınlarla dolup taşıyor. Yani Selahattin Demirtaş ve 10 Kürt milletvekili var. Belediye başkanları var. Belediyeleri gasp edilen, milli iradeye tecavüz edilmiş. Bunların da ziyaret edilmesi tabii ki çok şahane olur. Yani gazeteciler aslında da, var. Yani bu gazeteciler var. Devre mülk hapse girip çıkan Barış Pehlivan sadece yok orada. Yani sürekli orada hapis ya da hücrelerde sürünen, orada çürütülen şeyler var. Hakimler var, savcılar var. Yani orada 17-25 diye sizin grup toplantılarınızda işte hırsızlık dediğiniz, işte onları ortaya çıkaran polisler var. Şunlar var, bunlar var. Yani pek çok insan var. Ama hani ben onu Özgür Özel'in bu ziyareti şaşırtmadı beni de ama hani bu hani şey vardır böyle uzay ile alakalı hani insanlık için küçük ama CHP için büyük bir adım. En azından koltuklarından kalkıp en azından kendi yakın isimlere bile ziyaret edebilmiş olmaları CHP açısından ciddi anlamda bir aktivite. Güzel bir aktivite. Şimdi Özgür Özel en azından onu yapsınlar iyi yani yakınlarına sahip çıksınlar. Şimdi Özgür Özel enteresan bir vaka ve arkadaş. Özgür Özel'in böyle aslında insan haklarıyla, hukukla, evrensel etikle veya işte prensiplerle, ilkelerle falan çok alakası yok. Neden diyeceksiniz? Bir örnek vereyim. Mesela Süleyman Soylu'ya giydirebilmek için Vedat Demir gibi KHK'lı olmuş, ciddi anlamda mağduriyetler görmüş, hapis yatmış ve son derece demokrat bir akademisyeni bile ciddi mağduriyete uğrattı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ona sahip çıkacağına bilakis rejimin sanki Engizisyon Mahkemesi şefi gibi hareket etti. Orada ne Özgür dedi? Özel... Profesör Doktor Vedat Demir için ne dediydi Özgür Özel? Yani nasıl? Yani hani ben burada şimdi onu şey yapmak istemiyorum. Çünkü kötü propagandayı tekrar ettiğinizde sanki o da ona hizmet etmiş oluyorsunuz gibi. Hı. Ama ona şunu söylemek istedi. Yani Vedat Demir Süleyman Soylu'yla beraber aynı ekipten bak işte Vedat Demir rejimin gazabına uğramış yani şöyle söylüyor Vedat Demir bak işte diyor bilmem neci işte tırnak içinde söylüyorum FETÖ'cü işte oradan da Süleyman Soylu'nun FETÖ bağlantısı tırnak içinde gene söylüyorum olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Yani tavır bu. Rejim retoriğini kullanarak rejimin Engizisyon Mahkemesi Engizisyon Mahkemesi şefliğini yapıyor yani. Hani baş Engizisyon Mahkemesi hı hı. yargıcı gibi hareket ediyor. Şimdi bu adam bugün gelmiş Osman Kavala'yı ziyaret etmiş. Tabii Osman Kavala büyük mağduriyet yaşadı yani. Şaka değil. Yani Barış Pehlivan gibi falan değil. Yani Osman Kavala'nın yaşadığı mağduriyeti Türkiye'de işte Hidayet Karaca yaşadı. Mümtaz Ertürk Türköne yaşadı. Yani böyle gerçekten her kesim açısından baktığınız zaman Selahattin Demirtaş'la beraber çok mağduriyet görmüş bir adam. Ve Osman Kavala çok düzgün bir adam. Yani gerçekten Türkiye standartlarının çok üstünde düzgün bir adam yani. Onu ziyaret etmesi olumlu. CHP adına kurumsal yapıyorsa daha da olumlu. Ama şunu söyleyeyim yani ne köy olur ne kasaba bunlardan. Çünkü böyle seçerek, ayıklayarak karpuz seçer gibi dediniz çok da haklısınız. Böyle bir tavır ancak rejimin menfaatine olur. Şöyle ki der ki gerçek anlamda insan hakları mağduriyetine uğrayanlar var. Bir de gerçekten bu uğradıkları muameleyi hak edenler var diyor yani bu tavrıyla. Yani hapishanedeki bebekler işte sandalye plastik sandalye üzerinde ölen mağdurlar, kalp krizi geçiren insanlar, kanser olup bağıra bağıra ölen hocalar, profesörler gördü bu gözler. Küçük çocuklar biliyorsunuz Kara Efe, onun gibi bir sürü Meriç'i geçerken bu olan. Yani hani ajitasyon veya işte duygu sömürüsü değil bunlar hayatın gerçekleri ya. Yani birazcık Ömer Faruk Gergerlioğlu'na baksa, Sezgin Tanrıkulu'na baksa neyin ne olduğunu gayet iyi anlayacak. Fakat öyle bir niyetleri yok. Bunların amacı dinciler birbirini yesin,
laik kesimin bakış açısı da böyle genel anlamda. Çok üzülerek görüyorum bunu. Seküler kesim Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi istemiyor. Yani vesayet sistemi oyun kuralları içerisinde kendi konumlarının gerilediği noktadan şikayetçiler. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar için işte Barış Pehlivan gibi falan adamlar içeri girmesin ama Hidayet Karacalar falan gibi insanlar girsin canım, yani bunlar hak ediyor bu durumu diyorlar. Yani öyle bakıyorlar dünyaya ve Türkiye'ye. Öyle bakarken Türkiye'nin temize çıkması, arınması da mümkün değil. İnsan hakları karnesini düzeltmesi mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle halktan bir talep gelmesi lazım ve Özgür Özel'e demesi lazım ki insanların yakın çevresinin. Ya Özgürcüğüm, yani yaptığın çok güzel, evet, ama lütfen Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret et, Kürt vekilleri de ziyaret et, belediye başkanlarını da ziyaret et. FETÖ tırnak içinde suçlamasıyla içeri alınmış on binlerce insan var ya. Yani 50 binin üzerinde tutuklama yaşandı. Bunların birçoğu hala hapishanede. Bu insanları ziyaret et. En azından sembolik olarak hasta olanlarını, hamile olanlarını, yaşlı olanlarını falan ziyaret et demesi lazım insanlar. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmayınca yarım ağızda demokrasi, biliyorsunuz, bu da bir şey getirmiyor. Son 7-8 yılın mücadelesinde gerçekten ümitlendik, ümitlerimiz kırıldı. Bu da yani böyle bir şey. CHP'nin düştüğü şu anki durum. Evet. Kılıçdaroğlu'na meydan okuyor Özgür Özel ama alternatifi yani, de bu işte. Alternatifi daha kötü Kılıçdaroğlu'ndan. Yani Kılıçdaroğlu yaptığı şeylerin bir kısmını en azından metazori yapıyor. Yani CHP'nin bu ulusalcı, ulusolcu damarından dolayı bu şekilde hareket etmek zorunda. Onu düşünüyorum. Ben bu şekilde algılıyorum onun tutumunu. Fakat Özgür Özel bunu bayılarak ve gerçekten ideolojik sebeplerle yapıyor bence. Ve Özgür evet. Özel'le beraber CHP'de ciddi bir ana arter var. Böyle ulusalcı, ulusolcu, ergenekoncu, Avrasyacı bir dünya algıları var ve Türkiye algıları var. Bu da Türkiye'yi daha da batıracak. Daha da kötü noktalara getirecek bence. Evet. Peki hocam, programın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. O zaman haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.